herhangi bir dostları. Türkiye'yi beraber keşfetmeye devam ediyoruz. Bursa Oylak'tayız. İnegöl'e bağlıyoruz. 25 km civarında şehir merkezine. Ve Oylak tatlıcıları doğasıyla, şelalesiyle arkada gördüğünüz gibi mağarasıyla gerçekten her zaman daha Bizans döneminden Osmanlı'ya, Cumhuriyet'e kadar talep gören. Çünkü burası yani bu denizlerini göremezsin. Zaten kaplıcaları İsviçre Alplerinden sonra dünyanın en kaliteli ikinci suyu olarak seçilmiş ve ödül almış bir su. Yani nadir olarak hem banyo yapıp hem de içebiliyorsunuz. Hemen Oylak'tan yaklaşık merkezinden yani tabii ki orası tamamen termal tesisler ve konaklama tesisleri var. İskan olmadığı için bir termal kasaba diyebiliriz. Oradan bir 1300 metre yürüyüş parkuruyla gördüğünüz gibi tamamen doğanın içerisinde bir vadi şeklinde geldiğimiz nokta engebeli bir arazi. Dolana eskiden tamamen kilitliydi. Şimdi Orman Bakanlığı bu yürüyüş parkurları ve şehir teraslarını yaptı. Evet, bu güzelliği beraber şimdi daha yakından görelim ve gerçekten mutlaka yoğun bir şekilde buraya gelmenizi tavsiye ederim. Evet. Bakın, bayrağın olduğu noktaya kadar yükseklikten aşağı doğru akıyor. Biraz zoom yapayım. İki taraflı. Bu kışın daha çok. Sağ tarafta zayıf yüzden orası aynı şekilde şey, gül atıyor. Bu şekilde vadi boyunca küçük küçük şelaleler de var. Onlardan size videolarını çektim. Herhangi bir YouTube kanalında yakın zamanda izleyebilirsiniz. Çünkü aşağıya kadar böyle çayı diyelim. Oynatın termal tatlıcısına kadar şahanen bakımını oraya kadar devam ediyor. Oradan aşağıya vadi bulunca ilerliyor. Ve çok güzel manzaralar içtiğinde burada yolu yapabiliyorsunuz. İnternet çekmiyor burada. Eğer internet çekseydi ben size canlı yayında bu güzelliği sizinle rica edeceğimi paylaşmak isterdim. Ama gerçekten burası doğa içerisinde yani kimsenin olmadığı için verici, aktarıcı olmadığından burada internet yok. Evet, doğayla baş başa keyfini çıkartıyorum isimlerimizi ama mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Oylak bir başka, geldiği için memnunum. Yani bu güzellik çok az yerler. Oylak Şelalesi'nde 45 dakikalık bir yürüyüş sonrasında tırmanarak çıktıktan sonra dönüş yolundayım. Düz satağa geldik. Oylak merkezi 250 metreye kadar bir misafirimiz kaldı. En azından bu güzellikleri dönüş yolunda da ters istikameti size göstermek istiyorum. Bu şekilde yürüyüş yolları var. Ve yürüyüş yolumuzdan biz de doğayla baş başa yürümeye devam edelim. Sonbahar ayındayız. Tabi yapraklar yeni yeni sararmaya başlamış ve bugün de yağmurlu bir gün. Çok yağmasa da çiseliyor diyelim. Zaten ekosistemin özelliklerinden bir tanesi de bol yağışlı olması. Burası da mevsimsel olarak burada yağışlar ara ara devam ediyor. Evet, böyle yürüyüş yollarında birçok seyretme ve dinlenme parkı var. Buradan da direkt Oylak'ın Vadi Otel kısmına çıkabiliyorsunuz. Biz Çağlayan Otel kısmına sağ taraftan devam edelim. Yani bu sesler ve özellikle yazın hem kuş sesini duyuyorsunuz hem de birçok kuş türü var burada. Onların ötüşünü dinlemek zaten insanın ruhuna huzur veriyor. Evet, güzel bir park yolu yapmışlar.
bazen tahta yollar, bazen de bu şekilde taşlarla, doğal taşlarla doğaya da uyum sağlanmış, ışıl ışıl, yeşil yeşil, yeşilin tonları, sarının tonları, hatta kırmızının tonlarını bu mevsimde görmeniz insanın ruhunu da bedenini de gerçekten dinliyor. Doğa gibisi yok. İnsanoğlu bu kadar kötü bir yaratık da yok zaten. Hayvanlar kendi doğalarında yaşamlarını sürüyorlar. Ekosisteme hayat veriyorlar. Biz de kendi yaşadığımız bu ekosistemi yok etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bir gün son ağaç kesilene kadar, Kızılderil atasözü grubu, son balık tutulana kadar sonra ne olacak? Evet, bu dünya bize mezar olacak, zindan olacak. Kimse hayatta kalamayacak çünkü her şeyimizi kaybedeceğiz. Doğa demek hayat demek. Doğa demek oksijen demek, hava demek, nefes demek. Toprağın bereketinden besinlerimizi almak demek. Ama kaç türlü insanlar hem doğayı katlediyorlar hem içindeki hayvanları katlediyorlar. Neymiş? Avcılıkmış. Gerçekten insanoğlunun kendine yaptığı kötülüğü hiçbir varlık yapamaz. Evet dostlar, yavaş yavaş 100 metre mesafemiz kaldı. Oraya kadar dönüş yolunda devam edelim. Oylat Termal Merkezi'ne bir 100 metremiz kaldı. Yürüyüş parkını başından şelaleye kadar olan video çekmiştik. Şimdi düz satıda geri dönüşle ilgili bu videomuzu da çekerek Poylak'taki videolarımızı şimdilik sonlandıralım. Evet, herhangi bir dostlara mutlaka burayı görmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle yaz aylarında gelirseniz burası ciddi anlamda serin. Yani rahat nefes alabileceğiniz, yayla havasını hissedeceğiniz ekosistem, yürüyüş parkında gezmenin ayrıcalığı çok farklı. Evet, Çağlayan Otel'in buradaki konaklamak için en iyi tesis. 3 yıldız standartında ama onun üstünde hizmet veriyor. Evet, başladığımız noktaya yeni geldik ve şimdi veda etme vakti. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Her an haber bizi Bursa Oylat Kaplıcaları.